parti meclisiyim. Önceki dönem ilçe başkanlarım, önceki dönem belediye başkanım, önceki dönem milletvekilim. Millet ittifaklarımızdan Demokrat Parti ilçe başkanımız, Deral Partisi ilçe başkanı, Millet İttifakı destekçileri, sevgili katılımcılar, değerli basın. 13. Cumhurbaşkanı seçim kampanyası başlatma programımıza hoş geldiniz. Challenge sunumu için arz ederim. Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve deprem ve sel felaketinde hayatlarını kaybeden canlarımız için bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Temsilcileri, değerli Dalaman halkı. Öncelikle çağrımıza uyup buraya katıldığınız için çok teşekkür ediyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bildiğiniz üzere ülkemiz 6 Şubat'ta Maraş merkezli depremlerle sarsıldı. 50 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet, bütün ülkemize de başsağlığı diliyorum. 14 Mayıs'ta yapılacak olan ve tarihi bir öneme sahip olduğunu düşündüğümüz Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim çalışmalarını bugünden itibaren başlatmış bulunuyoruz. Değerli hemşerilerim, her seçim önemli olduğu söylenir. Ancak 14 Mayıs'ta yapılacak seçim gerçekten önemlidir. 21 yıllık AKP iktidarında devlet mekanizması adeta çökertilmiş, her alanda bir yönetim kaosu hakim olmuştur. Gelişme ve kalkınmanın en temel unsuru her alanda yetişmiş insan gücüdür. Bunu sağlayacak olan da bilimsel ve çağdaş bir eğitim modelidir. AKP döneminde eğitim bir yap boz tahtasına dönmüş, ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim kalitesi çok düşmüş, adeta bir diplomalı işsizler ordusu yaratılmıştır. Bu şartlarda bile kendini yetiştirmiş, başarılı beyinler de liyakatsizliğin hakim olduğu bu ortamda iş bulamadıklarından dolayı yurt dışına göçmek zorunda kalmışlardır. Tarım politikalarının olumsuz sonuçlarını ise hepimiz yaşayarak öğreniyoruz. Bir yandan köylülerimiz, çiftçilerimiz pahalı girdi fiyatları nedeniyle üretmekte zorlanırken, öte yandan halkımızın büyük bir kesimi yeterli sebze ve meyve tüketemekte. Kırmızı et ise artık uzaktan seyretmektedir. Neredeyse her hafta artan et fiyatları bugün itibariyle bizim 4-5 katımız gelire sahip Avrupa'dan bile pahalı hale gelmiştir. İzlenen dış politika nedeniyle ülkemiz dünyanın en çok göç barındıran ülkesi haline gelmiş ve bunun yarattığı ekonomik ve sosyal sorunlar hepimizi etkiler hale gelmiştir. Son depremler içi boşaltılan ve liyakatsız insanların yönetimindeki kurumların devleti nasıl aciz duruma düşürdüğünü ne yazık ki acı bir şekilde göstermiştir. Özellikle depremin ikinci ve üçüncü gününde arama kurtarma çalışmalarının yetersizliği ve eş güdümün sağlanamaması yardım çalışmalarındaki dağınıklığın bedeli ağır olmuştur. AKP iktidarının en önemli tahribatı ise Cumhuriyetimizin adeta içi boşaltarak yaşama ve yürütmenin tek elde toplandığı
hak, hukuk ve adaletin sağlanamadığı, yolsuzluk ve kayırmacılığın her alanda yaygınlaştığı bir ucube sisteme dönüştürülmüş olmasıdır. Bu nedenle Cumhuriyetimizin 100. yılında bütün bu tahribata son vermek ve anayasamızda yer aldığı gibi laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletini yeniden inşa için bu seçimler çok önemlidir. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemek ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak için Dalaman'da Millet İttifakı olarak çalışmalara başlıyoruz. Bu kutlu yolda sizleri de yanımızda olmaya davet ediyoruz. Katılımlarınız için tekrar ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Birazdan aramızda olan misafirlerimi anons edeceğim. Kendilerini de yanıma buraya kürsüye davet ediyorum. Öncelikle bizi uzun yıllardır hem partimizi hem seçim komite başkanlığımızı yaparak bizleri yalnız bırakmayan Bekir Okur hocamı ben buraya davet ediyorum. Millet İttifakı ortaklarımızdan Demokrat Parti ilçe başkanımız Mükerrem Demirkıran, Deva Partisi ilçe başkanımız Bilal Baykal, önceki dönem milletvekillerimizden ortacımızın, bölgemizin milletvekilimiz Doktor Ali Aslan, Dalaman meclis üyelerimiz, Ülkü Yeşiltun'a, diğer arkadaşlarımız buradaysa göremediğim, arkada olanlar onları da buraya alayım. İlçe Kadın Kolları Başkanımız Dilber Kök, önceki dönem ilçe başkanlarımızdan partimizin kurucusu, ilk ilçe başkanımız Abdullah Akdeniz, Erdoğan Karakuş, Şamil Ayhan Öner, Erol Ertunç, Ali Rıza Yıldırım başkanlarımı da davet ediyorum. Şaşmaz. Önceki dönem belediye başkanımız Muhammed Şaşmaz aramızda, onu da alalım. Ortaca Pir Sultan Abdal Derneği başkanımız Ülkü Aydoğan, Atatürk Düşünce Derneği Başkanımız Teoman Dolu, milletvekili aday adaylarımızdan önceki dönem baro başkanımız Avukat Cumhur Uzun, Yusuf Ziya Hıra, parti meclis üyemiz, aynı zamanda aday adayımız Gizem Özcan, Deva Partisi milletvekili aday adayımız Nesrin Ocak Çoban. Başka atladığım yok herhalde aramızda. Ben 29 Ekim Kadınlar Derneği Başkanımız hocamız da buradaymış. Onu da alalım. Hadi. Nalan Atasever. Tamam. Başkanımıza konuşmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar, depremde evini kaybeden vatandaşlarımıza da metanet ve sabırlar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partimize gönül vermiş geçmiş dönem ilçe başkanlarım, Millet İttifakımızın gönülde ilçe başkanları, değerli basın mensupları, sayın milletvekili aday adaylarım, sayın partimi üstüyen, saygıdeğer hemşehrilerim. 21 yıllık ömrümde başka bir iktidar görmemiş bir genç vatandaş olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir seçim startı vermek için burada toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyetimizin genç bir neferi olarak 13. Cumhurbaşkanımızın Millet İttifakı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun olması için kendi adıma ve bu yola inanmış tüm gençlerimiz adına söz veriyorum. Bir genç olarak hayalini kurduğumuz ekonomik alım gücü, liyakata dayalı personel alımı biz gençlerin en büyük temennilerinden birkaç olmaktadır. Temennilerimizin gerçekleşmesinin en büyük şansı olarak Millet İttifakı iktidarı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğuna yürekten inanıyorum. Demokrasi için, adalet için, ekonomimizde tam bağımsız bir Türkiye için, özgürlüklerin kısıtlanmadığı bir ülke için, umut dolu yorumlar için, birleşe birleşe kazanacağımız bir seçim için,
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği canım cumhuriyetimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapacağımıza gönülden inanıyor. Hepimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkürler. Davet ediyorum. Değerli ilçe başkanlarım, sevgili üyelerimiz, meclis üyesi üyelerimiz, eski belediye başkanlarımız, sevgili Dalaman halkı, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyız. Bugün çünkü özgürlüğe bir adım atıyoruz. Onun için benim ağzım görün biraz. Bizim gayretimiz gençlerin doğdukları topraklarda doyabilmesi. Çocuklarımız borçsuz doğsun, milletimiz korkusuz yaşayabilsin. Herkes konuşabilsin. Bu topraklar yeniden bereketlensin. Bu topraklar yeniden üretsin. Bizim derdimiz kendi kaderini milletin kaderi ile aynileştirenlere karşı bir kez daha milletimiz kendi kaderine hakim olabilsin. Ve dolayısıyla adayımız demokrasi, adayımız cumhuriyet, adayımız adalet, adayımız hürriyet, bizim adayımız bir kişi değil, millet. Milletin çığlıklarını duydu. Birçok fikir ve düşünce ayrılığı olan birçok kesimi bir araya getirmeyi başardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tüm üyelerimize, teşkilatlarımıza, Dalaman halkımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Ne güzel görüyoruz ki bütün arkadaşlarımız da toplanmış. Bugün bu yıl hangi yıl? 2023. 2023 hangi yıl? Cumhuriyetin 100. yılı arkadaşlar. Asgari müşterekte toplandık burada. Asgari müşterekimiz ne? Yaşam hakkı. Asgari müşterekimiz ne? Önce insan. Bundan dolayı bu çatı altında hep beraber yaşadığımız ülkede 7'den 77'ye, kuzeyden güneye biz hep beraber ortakça eşit bireylerle yaşamak için burada toplandık. Niye burada toplandık? Çünkü artık yaşadığımız yerde baktığımız zaman hiçbir şekilde adaletten, yaşam hakkından, demokrasiden, hayat pahalılığından söz etmemiz mümkün değil. Buradan özellikle iktidara bugüne kadar oy vermiş olan arkadaşlarıma sesleniyorum. Sağınıza solunuza bakın. Kaç tane aç yatan arkadaşımız var. Komşunuza bakın. Dedikleri gibi onun. Kur'an-ı Kerim'de yazdığı gibi. Komşun tok açken tok yatamazsın diyen milletin evlatlarıysak bu seçimde oyumuzu verirken ona göre verir arkadaşlar. Burada kesinlikle o parti bu parti değil. Bakın dünyada ilk defa yapılmış bir eylem planımız var. Bütün partiler altına imza atmışlar. Burada o parti bu parti diye düşünmüyoruz arkadaşlar. Burada ilk defa seçimden sonra geldiğinde ne yapacağını direkt olarak söyleyen 200 madde 200 sayfadan oluşan bir şey var. Bunu incelemenizi istiyorum özellikle. Çünkü niye? Sizin bütün sorunlarınızın cevabı burada. Altı partinin bileşenleri özellikle çalışarak bunu yaptılar. Devirmeye çalışanlar oldu, deviremediler. Niye deviremediler? Çünkü ortak ittifakta önemli olan ne? Önce insan. Bu açıdan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bizi direkt olarak bu şekilde parlamenterden geçiş sürecinde bizim önderimiz olacak Kemal Kılıçdaroğlu ve direkt beş partinin liderleriyle beraber çok güzel çalışmalar yapacağız. Buradan özellikle bir şey söylemek istiyorum. Söz verdim. Geçen doktoruma gittim. Ve dediği şey şu. Bilal Bey lütfen bunu söyleyiniz. 10 dakikada 3 tane hastaya bakılabilir mi? Şimdi Fahrettin Koca'ya soruyorum. Sizin hastanede 10 dakikada kaç tane hastaneye bakılıyor? Buna cevap verin lütfen. Bunun gibi görülmeyeni gören, duyulmayan uyan, eğer bir bilsek de birbirine danışarak kimseyi dışarı bırakmadan biz siyaset yapacağız. Ben bir gazeteci arkadaşım. Niye siyaset yapıyoruz? Doğru bildiklerimizi söyleyebilmek için. Bundan dolayı aranızdayım. Bundan sonra da çok güzel seçim stratejisi aldık. Bütün kardeşlerim burada. Sizler buradasınız. Dediğim gibi çatının altında kimin olduğunu önemli değil. Son noktaya bakarken insanlar umutlarıyla, korkularıyla, beklentileriyle karar verirler. Seçim sandığına gittiğinizde oyu verirken bunu düşünün.
korkularınızı düşünün, beklentilerinizi düşünün ve umudunuzu düşünün arkadaşlar. Biz umut siyaseti yapıyoruz, korku siyaseti yapmıyoruz. Çok teşekkür ederim. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığı ve milletvekili seçimi ile ilgili kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. Bu seçimin ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Dolayısıyla arkadaşlarım zaten özetle konuştular. Ben çok fazla sözü buna uzatmayacağım. Hepimizin görevi bu seçime ciddi biçimde katkıda bulunmak, insanlara ulaşmak, insanlara anlatmak ve o insanları ikna edip inandırmaktır. Hepinizden böyle bir çalışma bekliyoruz. Temennimiz odur ki herkes el birliğiyle bu çalışmaya gönülden katılacaklarına inanıyorum. Çalışmalarınızdan dolayı şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Fiiliyatta daha önce başlattığımız ama şu anda resmiyet kazanan seçim startını vermiş bulunmaktayız. Bu seçim startında tüm Millet İttifakı'nın her ferdinden katkı bekliyoruz. Ben biraz önceki konuşma yapan arkadaşlarımdan değişik bir konsepte konuşmak istiyorum. Bu seçimde kişisel birlikteliğimizin yanında söylem birlikteliğini de hep beraber tespit etmek zorundayız. Seçim satımı haline girdiğimiz zaman hangi parti olursa olsun sadece ve sadece Millet İttifakı olarak bizler söylem birlikteliğini sağlamak zorundayız. Arkadaşlar, çarşıda, pazarda, bakkalda, markette, kasapta, manavda aldığımız her türlü gıda ürünleri ve benzerleri ateş pahası konumunda bulunmaktadır. Bundan kurtulmamız için Millet İttifakı olarak iktidara gelmek zorundayız. Bunun da tek yolu çalışmak, çalışmak ve çalışmak olacaktır. Ülkemiz bir tarım ülkesi olduğu halde tarım ürünlerini ithal eder konumdayız. Hayvancılık neredeyse bitti bitmek üzere. Biraz önce arkadaşlarımızla konuştuğu gibi et fiyatları aldı başını gidiyor. Ülkemizdeki enflasyon oranları resmiyette %80 gibi görünmekte olup ama fiiliyatta bu enflasyon %300, bazı kalemlerde hatta %500 oranına çıkmaktadır. Değerli arkadaşlar, dün için seçme listesi askıya çıktı. Ben buraya gelmezden önce muhtarıma uğradım. Seçmen listesinde ismimizin olup olmadığına baktım. Hanemde benden başka olması gerekenler ve olmaması gerekenleri inceledim. Sizlerden de ricam, istirhamım, sandığınız sandık kuruluna gitmezden önce seçmen listesini iyice bir inceleyin. Hanenizde olması gerekenler ve olmaması gerekenleri tespit edin. Olmaması gerekenlerin çıkması için her türlü mücadeleyi yapın. 2 Nisan son günümüz. Değerli arkadaşlar, bir de sandığa sahip çıkalım. Sandığa sahip çıkmak bizim seçimde %30, %40 gibi bir avantaj sağlayacaktır. Bunun yolu şu, o gün seçim olacak. O gün seçimde bir 2 saat az uyuyun. Erken kalkın. Hele hele sandık başında görev yapacak olan arkadaşlar, ilçe yönetiminde görev yapacak olan arkadaşlar, seçim komitesinde görev yapan arkadaşlar başta olmak üzere ki hepimiz erken kalkalım, sandığa erkence gidelim, sandıktaki görevlerimizi
zamanında yapalım. Sandık açıldıktan sonra Millet İttifakı'nın oylarında kayıp ve kaçak varsa mücadele edelim, müdahale edelim. Gerekiyorsa şerh koyalım. Sandık kurulunun ıslak imzasını kesinlikle ve kesinlikle ilçe seçim kuruluna, ilçe başkanlıklarına getirelim. Hatırlayın arkadaşlar, son İstanbul seçimleri. 33 bin imzalı sandık kurulu ıslak imzası ilçe başkanlarına geldi. Ne oldu? %75 aldık diyen ajanslar, biz daha %35 oranda oyun açıldığını söylemiştik. Çünkü ıslak imzalı sandık kurulu bir şeysi tutanağı elinizde olmadığı sürece bu seçimde başarılı olamayız. Onlar bizim bir numaralı, tamam mı, dönemiz olacaktır. Değerli arkadaşlar, sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Bu seçimin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi bu seçimde başarılı bir çalışma bekliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepimiz ortak bir amaç içinde toplandık. Ve ben 15 dakika önce davet edildiğimde apar topar buraya geldim. Nihayetinde hepimizin istediği bir hedef var. Bu hedef nedir? Artık liyakatın olmasını istiyoruz bu ülkede. Bu ülkede özgürlüklerin olmasını istiyoruz. Basın özgürlüğü veya bireysel özgürlüklerden bahsediyoruz. İnsanların karalanıp hapislerde yatmasını hiçbirimiz istemiyoruz. Ekonomi bir şekilde halledilir belki. Ama bakın Orta Doğu'ya, ekonomileri var ama yaşam şekillerini görüyorsunuz. Bize uyar mı Moğollara? Hayır. Özellikle biz kadınlara uyar mı? Hayır. Onun için de biz hepimiz birlikte olduk. En güzel adayımızı belirledik. Kılıçdaroğlu mutlaka ve mutlaka başarılı olacaktır dedik. Damla damla büyüyüp bir sel oluşturup onu Cumhurbaşkanı'na göndermek için hepimiz altılı masa olarak hepimiz buradayız. Hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Bireysel sorunlarını bir kenara bırakıp ülkesi için dertlenen, ülkesinin geleceği için düşünce ve emeğini ortaya koyan Dalamanlı sevgili hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli başkanlarım birçok şeyi ifade ettiler. Ben onları tekrarlamak istemem. Ancak önümüzdeki seçimlerin ülkemiz açısından ne denli önemli olduğunda farklı bir bakış açısıyla iki noktaya işaret etmek isterim sadece. Bunlardan bir tanesi, biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferiyle taçlandırdığımızda bu ivmenin yarattığı parlamento çoğunluğunu ele geçirdiğimizde emin olun hemen bir sene sonra yapılacak olan yerel seçimleri de kazanmış olacağız. O yüzden bu seçimin iki değil, üç sonucu var. Ama bütün bunları sağlayabilmemiz için de 14 Mayıs seçimlerini büyük bir başarıyla gerçekleştirmek durumundayız. 15 Mayıs günü hala yapacağı bir şey var idi de keşke bunu da yapsaydım diye aklında, fikrinde, düşüncesi olan arkadaşımız görevini eksik yapmış olur. Bir önemli hususa daha işaret etmek istiyorum seçimlerle ilgili. Biliyorsunuz 2017 anayasa değişikliği sırasında anayasanın getireceği cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aslında bu ülkeye ne iyilikler getireceğine ilişkin bir çalışma yapıldı ve halkımızın belirli bir kısmını bu konuda ikna etmeye başardılar. Ancak sizler de bizler de bu anayasanın iyilik getirmeyeceğini o günde biliyorduk. Bugün de o günlere gelmiş olmanın aslında üzüntüsünü yaşıyoruz. İlçe başkanımız, biz 14 Mayıs'ın sürecini Dalaman'dan
bir meşale yakarak başlatıyoruz. Sizi de aramızda görmek istiyoruz diyerek beni davet etti. Kendisine, Dalaman ilçe yönetimine ve Dalaman halkına teşekkür ediyorum. Bu meşaleyi birlikte yapacağız. 14 Mayıs'ta 22 yıldır bu ülkenin üzerine kara basan gibi çöken siyasi bir parti olmayan, siyasi bir proje olan bu AKP'yi siyasetin ve tarihin derinliklerine gömmek üzere hep birlikte yola çıkıyoruz arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Tam 22 yıldır bu ülkenin başına gelen ve proje olarak bu ülkenin yönetimini ve bu ülkenin kasasını, maliyesini ele geçiren bu proje partisi bu ülkeye öyle büyük zalimlikler, öyle büyük kötülükler yaptı ki asla bunları unutmamak zorundayız. Bu 14 Mayıs gerçekten çok önemli bir süreç. Herhangi bir kişinin Türkiye'nin yönetiminden uzaklaştırılması, herhangi bir siyasi partinin genel başkanının ya da siyasi partinin gösterdiği bir kişinin cumhurbaşkanı seçilmesi olan bir seçim değildir bu. Bunu asla unutmamak zorundayız. Bu Kurtuluş Savaşı'nın ikinci benzeri çok önemli bir mücadelenin bugün itibariyle başladığı tarihtir ve o 14 Mayıs bu ülkenin üzerine çökenlerin gittiği ve adalet diyenlerin biz layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Mustafa Kemal'in gösterdiği medeniyet, uygarlık ve kardeşlik yolunda yolumuza kaldığımız yerde devam edeceğiz diyen Sayın Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı olacağı günlerin bugünden atıldığı adımlarıyla birlikteyiz ve beraberiz. Ülkenin bütün değerlerini sattılar. Cumhuriyet kazanımlarını savaştan çıkmış, hazinesinde bir kuruş parası bile olmayan bir devletin Mustafa Kemal'in önderliğinde başlattığı bir devrimler sonucunda ülke öyle bir hale getirildi ki 10 yıl içerisinde inanılmaz hamleler yapıldı. Yoksulduk, fakirdik ama onurluyduk, şerefliydik. Çünkü önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tü. Cumhuriyet Halk Partisi Dalaman Örgütü'ne bu nazik davetleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Muğla'da başka yapıldı mı bu şey? İlk kurşunu attıkları için de kendilerini kutluyorum. Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşununu Dalaman'da Cumhuriyet alanında Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin önünde atıyoruz. Bir doktorun ağzına savaş, kurşun çok fazla yakışmıyor. Bunu biliyorum. Ama sevgili arkadaşım da söyledi, önümüzdeki seçim arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı'ndan hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Gerçekten bir Kurtuluş Savaşı. Cehalete kursundur, cehalete, tarikata kursundur. Şimdi arkadaşlar bakın, ben aday falan değilim. Yani dinlerken, Ali Bey aday da işte kimi dinlemeyin. Aday olmayı düşünmüyorum, aday olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Dolayısıyla onurlu bir görevi iki dönem yaptım. Yeter artık dedim, artık aday değilim. Ama söylenecek çok şey var. Bakın, uzunca yıllar Tayyip Erdoğan'ın ağzından şu lafı duydum. AKP örgütleri tarafından da duydum. Hedef 2023. Neydi hedef? Bizi yutturabilirlerse diye şey dediler, yani 2023'te dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri olacağız dediler. Değil mi? İki hedefleri oldu. O değilse arkadaşlar, hedefler neydi? 2023'te Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturup layık cumhuriyeti sona erdirmekti. Hedef 2023 oldu. Görüyorum ki ülkesini seven,
her partiden insanlar, hatta AK Partililer bile işte Özlem Zengin, yıllardır AKP'li kadınlar konusundaki hizmetlerinden baktı değil mi? İki günden beri gözyaşları döküyor, AKP'nin kadın haklarını geriye götürmek için and içtiğine dair. Değerli arkadaşlarım, evet 2023 layık cumhuriyeti dizlerinin üstüne çökertmektir. Bu parti, bu partiler benzerleri birçok ülkede var. Müslüman kardeşler kökenli, büyük İslam ülkesini kurmak üzere bir araya getirilmiş, Fas'ından, Cezayir'inden işte Mısır'ına kadar partilerdir. Onun da Türkiye'deki versiyonu Adalet ve Kalkınma Partisi. Atatürk Devrimleri'ne karnını vuracaktayız. Atatürk Devrimleri'nin piyontörün sevinç birisinin oturmasıdır. Hedefimiz olmalıdır. Bu duygularla hepiniz saygılar, sevgiler sunuyorum. Başarılar diliyorum başkanım. Çok değerli bileşenlerinin başkanları ve yöneticileri, partimizin her kademesinde emek vermiş, görev yapmış değerli yöneticilerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyen dalamanlılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sosyal devlet ilkesi aşılmıştır. Siz siyasi hedef olarak siyasetin temeline insan haklarını, hukuku, demokrasiyi, eşitliği, barışı koymazsanız, rantı ve sömürüyü hedef olarak koyarsanız, siz ülkeyi eşit ve adil bir şekilde yönetmeyi değil, ülkeyi bir şirket gibi yönetmeyi hedef olarak koyarsanız, geldiğimiz nokta işte bugün hepimizin içinde yaşadığı süreçtir. Biliyoruz, önümüzdeki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tüm demokrasi isteyen kesimlerle birlikte hukukun üstünlüğünü, adaleti ve demokrasiyi savunacaktır. Kararlıyız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir ülkeyi tesis edeceğiz. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde ülkemizi önce feraha sonra refaha kavuşturacağız. Rekabetçi, teknolojiyle dünyayla yarışan bir Türkiye hayalini gerçek kılacağız. Üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir yönetim anlayışını tesis edeceğiz. Şeffaf, hesap verilebilir bir yönetimi egemen kılacağız. İşte burada, Dalaman'dan bu ateşi sizlerle birlikte yaktık. Çıktığımız bu onurlu mücadelede hepimizin yolu açık olsun, hedefimiz Cumhurbaşkanlığı, hedefimiz iktidar olsun. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.